Efendim merhabalar Ne Var Ne Yok ve Ne Var Ne Yok 2 YouTube kanallarıyla karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğumuz var Mehmet Saka, araştırmacı, yazar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Teker, nasılsın? Çok sağ olun sizler. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Şimdi peş peşe e, birkaç bu da mı tesadüf dediğimiz olay var ve onun açılımını Mehmet Hoca'ya soracağız. Önce şu arkada, evet arkadaşlar gösteriyor. Amerikan Savaş Gemisi USS Mount. Whitney saray burnuna geldi. 18 Ağustos tarihli haber. Bu arada çayımız da geldi. Bu şeffaf bir yayın alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ablamıza. Amerikan savaş teşekkür gemisi Mount, Mount Whitney saray burnuna demirledi. Bu gemi en son 6 Şubat'tan önce gelmişti hocam. Ve de 17 Ağustos'tan önce de yine bir Amerikan savaş gemisi bu gemi değil. Geldiği tespit edilmişti. Şimdi Murat'a bir numarayı verin arkadaşlar. Bir de bir numarayı görelim. Savaş gemisi geldikten sonra peş peşe böyle dört buçukluk, beşlik, işte aynı gün 3.8 Marmara Ereğlisi Tekirdağ merkezi bir deprem yaşandı. Murat Akan da diyor ki yahu bunlar hep mi tesadüf arkadaş? Amerikan gemisi İstanbul'a demirler 11 ilde deprem olur. 6 Şubat'tan bahsediyor. NATO 12 koduyla Kayseri üzerinde 5 saat uçar. Kayseri'de 4.7 deprem olur. Bu da çekimi yaptığımız günün bir önceki günü. Şunu tam ekran verseniz de bu görüntüyü arkadaşlar. NATO 12 isimli uçak bakın görüyorsunuz ekranda. Bu şekilde Nevşehir'in Kayseri'nin yanı başında hocam 5 saat böyle uçtu. Yuvarlak çizdi. Ya millet de paylaşıp durdu Twitter'da ne oluyor? Neden bu uçak adı NATO 12 ilginç? Neden böyle şekiller yapıyor diye. Ee, ve şöyle 3-4 saat sonra Kayseri 4.7 ile sallanınca tabii herkes dedi ki ...bir bağlantısı olabilir mi? E, ve de son görsellerimizde de verelim. Öyle devam edelim istiyorsan. Merak ediyorum fikirlerini çünkü. E, şu anda Çanakkale'de maalesef... ...tabii ciğerlerimiz yanıyor. Çanakkale'de çok büyük bir yangın var. E, Devlet Hastanesi'ne kadar gelmiş durumda mevzu. Time'ın 2021 yılındaki... ...bu kapağı akılımıza geldi. Time bu kapağında... ...kibritle tüm dünyayı... ...ateşe verir. Yani biz bile bile yakıyoruz der gibi... ...işte climate is everything... Yani iklim her şeydir. Yani iklim için yangınlar mı çıkarılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor? İşte her ülkede taşeron birileri var da orman yangınlarını mı çoğaltıyor diye millet sormaya başladı. Time'ın kapağında da kelebeğe arkadaşlar o kalsın. Göstere göstere mi hocam tüm bu yaşadıklarımızı üst üste koyarsak böyle mi yaşıyoruz? Yani aslında gizli saklı hiçbir şey yok Türkan yani her şey seninle daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda da konuştuk zaten ben başka yerlerde de hep söylüyorum hiçbir şey gizli ve saklı yapılmıyor her şey Aleni göz önünde açık açık ve söyleye söyleye Değil mi? yapılıyor şimdi az önce bir şey söyledim Time'ın kaç yılındaki bu? 2021 2021'deki kapağını hatırladık dedin ya asıl büyük sorun Bizim bunları unutuyor olmamız. Evet doğru. En büyük problem unutmuş olmamız. Bunları bizim hiç unutmuyor olmamız gerekiyor ki ayık olalım. Neyin nereden gelebileceğini ve nasıl gelebileceğini bilelim ciddiye almak lazım bazı şeyleri. Çünkü e, bu konular üzerine malum biliyorsun biz seninle bu konulara çok girmeyiz. Benim girmediğimi de evet. bilirsin ama bu konulardan bey haber olduğumuz anlamına gelmiyor. Birazcık e, ferasetle baktığında konunun özüne aslında nerelere kadar ulaşabileceğini görüyorsun. İlimde, bilimde hepsi aslında bunların varlığını biliyor ve destekliyor zaten. Hı hı. E, tek sorun bizim bunları 2021 yılındaki bu e, afişe edilmiş kapağı, herkes tarafından görülebilen, çok aşikar ne olduğunu anlatan kapağı bu kadar unutabiliyorsak, Bugün yaşadığımız şeylerin başımıza gelmesi, gelmiş olması durumundan da çok da aslında e, rahatsız olmamamız gerekiyor. Yani anlattığımızda bunlar komplo yani, denildiğinde ve unutulduğunda başımıza evet, bunlar geliyor. Komplo teorisi zaten e, tamamen itibarsızlaştırılmak için kullanılan bir söyle. Bir şeyi itibarsızlaştırmak istiyorsan ya bunlar komplo teorisi yapıyor dersin bitersin işin içinden. Doğru, doğru. Bu da işte yapmış bunu komple teorisi. Okey. Bugün yanan bölge komple teorisi mi o zaman? Yanıyor şu an. Şu an yanıyor. Gerçek mi komple teorisi mi? Hadi bakalım. Şimdi ya tesadüftür yani, diyecektir. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Neye inanırsan inan. Hangi dine mensupsan mensupsun. Hiç fark etmez tesadüf diye bir şey hiçbirinde yoktur. Hiçbirinde yoktur. Yani şimdi Dede Ağaç'ta da aynı anda büyük bir yangın var. Çanakkale'de de çok büyük bir yangın var. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şeyin bir sebebi var. Bugün şu kapak olmasa da belki bunun yine bir sebebi var. Maalesef biz toplum olarak ve toplumlar olarak bir tek Türkiye meselesi değil çünkü bu hı hı. toplum olarak ve toplumlar olarak yozlaştırıldık. Evet. Bu yozlaştırma çalışmasının içerisinde bir de yozlaşmayan bir grup var. Bundan sesi kesilmeye çalışılan taraf. Çünkü her yerdeler. Ya burada şuna şöyle bakalım. Ezoterik terimler de kullanabiliriz. Hak ile bağıt savaşı diyebiliriz karanlıkla aydınlığın savaşı diyebiliriz. Pozitifle negatifin savaşı diyebiliriz. Ama bir şekilde iki tarafın savaşı var burada. Bize mesela hocam bize insanlar şunu diyor. Ee, şimdi mesela söyleyemeyeceğim YouTube politikaları gereği 3 harfli o sıvı ile ilgili olan mevzu hı hı. 2020'den sonra. Ee, şimdi insanlar pişmanlıklarını dile getiren sözler söylüyorlar. Ya niye biz olduk, niye yaptık? Bunu nereden biliyordunuz siz? Efendim işte orman yangınları oluyor. Diyoruz ki ya adamlar zaten göstermişti. İşte silolar vuruldu. Ee, diyoruz ki Odessa'da da vuruldu. Fransa'da da vuruldu. Çünkü bir <laughs> kıtlık senaryosu var. Tahıl koridorunu engellemeye çalışıyor. Şimdi biz erken ötüyoruz onlara göre. Ee, i̇lk söylüyoruz. Önce diyorlar ki ya bunlar komple yapıyor. Sonra başarılar gelince de her seferinde de ders almıyorlar ama. Yani biz çok üstte olduğumuz için bu biz kibir bunları, olarak algılanmasın ama biz bunları şarkı olarak diyoruz son ha, pişmanlık neye yarar biz ya sadece söylüyoruz uyarıyoruz sonra da diyorlar ki önce komplo turistler sonra da vay nasıl bildiler ya ben senden zeki bir adam değilim ama takip ediyorum sadece nasıl bilmek değil ya biraz felaset sahibi olmak bak yine diyorum yozlaşmak yozlaşıyor muyuz yozlaştık mı buna bakalım yozlaştık net yozlaştık bunun ötesi belisi yok ee, en büyük yozlaşmayı da inanç sistemi üzerinden yapabilirsin insanoğluna. Evet. Bir insanoğlunu yozlaştırmak istiyorsan onun inanç sistemiyle oynarsın. Oradan yürürsün. Eğitim sisteminden yürürsün. Ve çocuktan yürürsün. Bakın bugün evladınızla kuşak çatışması yaşıyorsunuz hepiniz evinizde. Ya yaşamıyorum diyen çıkmaz diye düşünüyorum. Herkes kendi evladıyla kuşak çatışması yaşıyor. Abi bir kuşak var internet yoktu hayatında dünyaya geldiğinde. Bir kuşak var tabletle dünyaya geldi. Evet. Nasıl çatışmasın bunlar? e Biri ebeveyn oldu biri çocuk oldu. Bir kuşak var yürüyerek okullarda eğitime giderdi. E bir kuşak var okula gitmeye ihtiyaç da duymuyor. Online eğitim alıyor. Evet. Bir kuşak var not kağıdı tutardı, mektuplaşırdı. E şimdiki kuşak mesajlaşıyor. E hızına yetişin diyor mevzu. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdiki kuşağın fişini çektiğin yere kadar. O kadarlar. Peki ne, ne amaçlıyorlar? Yani Fişin, bu kuşakların fişini çektiği anda ne olacak? Fişini çektiği anda ne olacak meselesi değil. Hı. Ben fişi elimde olan bir topluluk istiyorum diyor. Ha, Konu bu. Çok güzel. Adamın derdi fişini çekmek ya da çekmemek değil. Ama diyor ki fiş benim elimde olacak. Ben istersem bilecek, ben istersem bilmeyecek. Ben istersem yürüyecek, ben istemezsem yürümeyecek. Ben istersem ormana gidebilir, ben istemezsem ormana gidemez. Evet, çok güzel. Ben istersem 100 yaşına kadar yaşayabilir, ben istemezsem 50 yaşını geçemez. Bu kadar basit. Kimin fişi elinde olur? Bağımlı adamın fişi. Bağımlı adamı yönetirsin. Neye bağımlı? Herhangi bir şeye bağımlılık duygusu varsa bir insanın o insanın fişini eline alırsın. Çünkü böyle fare kapan ilişkisi gibi gezdirirsin. Ancak bir insan bağımlılıklarından nasıl kurtulur? İnançla kurtulur. Neye inandığının önemi yok. Ağaç, tahta, taş, o bu fark etmez. İnanma sistemi çalışıyor mu sende? Bir şeye inanma yetisi var mı? Var. O zaman al onu şekillendir işte ondan sonra. Bu neye inanacağını. Ara. İnanç insanı diri tutar. Evet. Korku da insanı diri tutar. Mesela şunu söylüyor hocam. Ya siz bizi korkutuyorsunuz. Tabii ki korkuyor. korku pompalıyorsunuz. Şimdi ben bugüne kadar hiçbir yerde çıkıp insanlara korkuyu pompalayan bir yapıyla konuşmadım. Bir üslupla konuşmadım. Ama bu Korkunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Bence şu anda korkmalılar. Korkmanın tam vakti. Değil mi? Bence şu an korkmalı insanlar. Ben korkuyorum mesela. Farkındayım çünkü neyin, ne olduğunu farkındayım. Nereye gidecek peki? E, yayından önce de konuşuyorduk ya. Nüfusu mesela azaltacaklarını çok açık söylüyorlar artık. İşte ormanları nasıl yakacaklarını time kapağında bu kadar açık söylüyorlarsa. Ya da bir gemi geliyor ve insanlara soru işareti yarattığı halde defalarca gelmeye devam ediyorlar. Adamlar abi. adamlar sayı bile belirliyorlar. Şu kadar adete indireceğiz diyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Duyduğumuz bir dünya yer var bunu söyleyebiliyorlar. Ya lay lay lom da olsa söylüyorsa birisi buna hop. Hayırdır? Sen ne diyorsun? Diyebiliyor mu? Birisi şu kapağı yapan adamı hiç kimse sormuyor mu ya? Ya da mesela silolar yandı ya tahı, buğday siloları. Ya iki dakika sorguladık. Diyelim ki ya kardeşim Ukrayna'da da yandı, Fransa'da da yandı, Türkiye'de de yandı dedik. Aman siz de ya her şeyin altında bir şey arıyorsunuz. Ya, ya iki dakika sorgula be kardeşim. Şimdi. şimdi, diyorlar ki <laughs> din afyondur derler, hı hı. uyuşturur insanı derler. Bir bir taraf bir öyle taraf bakar, öyle. bir taraf daha farklı bakar, bir taraf daha farklı bakar. Fakat inanç o kadar önemlidir ki. Artık son noktaya geliyorlar bakın. Tahıl ambarlarının yanması. Yakıyordur, yakmıyordur. Aklı olan ne olduğunu çok iyi biliyor. Ha, ha, en azından şüpheyle yaklaş. Bak aklı olan ne olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü burada dualitenin arasına kıstırılmış o kadar çok yapay şeyler var ki. Ama dualitenin arasına kıstırılmış. Serpiştirili verilmiş. Hani herkesin hikayesi vardır. Cebinde vardır bir kısım parası, bir tanesi yırtıktır. O yırtık parayı aralara sıkıştırırsın, değil mi? Daha fazla yırtık büyümesin, belli olmasın, görülmesin diye. Bu aralara sıkıştırılan o kadar çok, o doğalitenin arasına sıkıştırılan o kadar çok yırtıklar var ki, İnsanlar bunları fark etmiyor. Ya işte mevsim gereği yanıyor, İnkar edemezsin, abi. Şimdi doğru mevsim gereği de yanıyor yani. Her şeyde tutup birileri yapmıyor. Ama bu o kadar güzel hesaplanıyor ki teknoloji, teknoloji aynı zamanda büyük bir tehlike. Farkında değilsen, farkındalıklı bir insan değilsen ve teknolojiye bağlıysan, onsuz, ona bağımlıysan daha doğrusu bittin zaten. Seni almıştır okucağına, istediği gibi oynar seninle. Teknolojiyi de yakabilir misin? Evet mi? yakabilirsin. Teknoloji simyadır ya, aynı zamanda teknoloji simyadır. Hadi küçümseyelim yavaş yavaş geriye doğru gidelim. Hı hı. Büyü gibidir. Büyüdür. Büyü nedir? O da simyadır. Teknolojik aletle bu mümkün müdür? Mümkündür. Ay yapıyorsun işte bitti. Bir insanın iradesi dışında hareket edilen, hareket ettirilen, istemsiz yaptırılan, istemediği halde sana istemeden ama sana da aynı zamanda gözükmeden verilen zarar bir çıkmıştı. Işte. Bak böyle de açıkladım. Böyle bir zarar vermek sana. Ben sana zarar vermek istiyorsam ve karşına bunu oturarak sana da bunu belli etmeden yapmak istiyorsam yapabilirim. Bunu ister teknolojiyle yaparım, ister de başka bir şeyle yaparım. Neyle yaptığımın önemi var mı? Zarar veriyor mu? Vermiyor muyum? Konu burada. O yüzden burada kişilerin gerçekten diğer tweet'lerde diğer görselleri. Burada kendi zihinlerinde bir yerlere tutunabiliyor olmaları gerekiyor. Kalplerinde bir yerlere tutunabiliyor olmaları gerekiyor. Bir kere e, yozlaştırılmak istenildiğinde bunu fark edebiliyip ona göre konumlanabiliyor olması gerekiyor kişilerin. Şu an kontrol onların elinde. Dikkat edeni herkes söyler ya bugün toplumun içerisinde herkesin dilinde. Ya cep telefonunun yanında da ne konuşuyorsan 5 dakika sonra reklamını duyuyorum diyorsa şimdi. Ya artık konuşmayı ya bırak düşündüğü herkes, şey çıkıyor yani. Bunu herkes söylüyor ve evet, biliyor. Evet. Şüphe kaldırmıyor değil mi artık? Yok. Abi pardon da senin çok basit bak bu bu konunun en basit tarafı sesini dinleyerek konuştuğun konuya göre reklam çıkartan algoritma sana daha neler yapmaz. Evet doğru. O çok pozitif tarafı. Buna gülüp geçebiliyorsun. Ama hiçbir zaman bunun varlığını orada hatırlayarak hareket etmiyorsun. Ne kadar mahremin varsa hepsini yaşadım bunun yanında ve yaşamaya devam ediyorsun. Yanında her şeyi konuşuyorsun. Aynı zamanda da yapıyorsun. yapıyorsun. Kameralar her şey kayıtta. Şu an kayıt değil mi? Senin kameralardan daha iyi çekiyordur şu anda burası. Evet. Kayıtta. Bana neden benim konuştuğum cümlelerin, kelimelerin haricinde bir şeyi algoritma olarak önüme sunmuyor? Yapay zeka. Yapay zeka nasıl kontrol ediliyor? İnsan kontrol edilebiliyor mu? Evet edilebiliyor. İnsan zihni kontrol edilebiliyor mu? Evet edilebiliyor. Bir başkası bir başkasına istediğini yaptırabilir mi? Evet yaptırabilir. Kimse inkar edemez. Bir de şöyle bir masal söylüyorlar. Yapay zeka kontrolden çıktı. Efendim o yapay zeka kontrolden kendi kendine çıkmaz. Yapay ona zeka kontrolden çıkmadı. Şey. Yapay zeka kontrolden çıkartacağız bak haberiniz olsun. Heh. Çıkacak diyoruz. Süsleyeceğiz yani. onu öyle. Tabii. Sizin Her şeyin bir alıştırması var için. çünkü. Evet. Her şeyin bir alıştırması hani var. Filmlerle bunu yaptılar ya robotlar birdenbire insanları dinlememe başlıyor güya. Hatırlıyor ne zaman kontrolü çektik kontrolü o programı çıkıyor. bilmiyorum. Sen de bir program çekerken şey demiştim ya Türkiye demiştim sahte uzaylılar gelecek. Evet. Sahte uzaylılar çıkacak. E bunlar uzaylılarla savaşma adı aya altında bir şeyler bir şeyler olacak. Bir oluşumlar olacak falan filan demiştim. Dikkat ettim son dönemlerde nedense eski e ee, bilmem ne görevlileri bir yerlerde çıkıp açıklamalar, itiraflarda, itiraflarda bulunuyorlar. Allah Allah ya ne tesadüf. Üst üste de çıkıyor hep bunlar. Uzaylı gördüm diyor bilmem ne gördüm Bunların artık ne kadar komple teorisi olmadığı, güvenilir olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Pardon ya. Ne değişti? Şimdi Amerika'da dün bir haber okudum. Yine eve kapanmalar başlamış bir eyalette. Maskeler zorunlu hale gelmiş yine. Yine ismini vermiyoruz YouTube politikaları gereği. Ee, ama hani şimdi bunları da belirtmiştik desek bu sefer diyecekler ki ya on, onlar hayır yani gidişat haritaları çok belli olan şeyi sadece geri kalan insanların okuması o bir de Türkiye'de şey var ya iç siyasette insanları hapsetme mevzusu oradan ya. bir çıkabilseler belki kurtulacaklar ama tamam iç siyaset de yapın ben de yapıyorum ama e, oradaki onların size vermiş olduğu şeyden kurtulmadan cık, prangalar çıkmıyor değil mi orada? şimdi bir kere simülasyonun farkına varacak insanlar simülasyon Güzel. Bu hayat gerçekten bir simülasyon. İnsanlar bu hayatın içine tutunup kalıyor ama sahte şeylerin içerisinde tutunup kalıyor. Maddi ve manayı anlamamak lazım. Bak, madde ve manayı anlamak lazım. Bedenimiz madde ise ruhumuzda mana. Madde ve manayı bak. Şimdi e, madde dediğimiz şey elementlerin birleşimiyle mümkün olan ve üzerinde müdahaleler yapılabilen bir şeydir. Bizim bedenimiz elementlerden oluşuyor. Ateş su, hava toprak. Elementlerimiz var bizim element ağırlıklarımız var. ve element olan bir şey eskir yenilenir, yaşlanır, çürür, parlar, aşınır, deformasyona uğrar vesaire vesaire. Ona her şey olur. O dönüşür, o değişir. Yani bu kontrol edilebilir bir şey diyorum. Ancak ruh bir enerjidir ve tek bir şeydir. Tek bir şeydir. O yüzden o değiştirilemez. O gelişir. O daha pa çok parlar, aydınlanır. Bu bilince sahip olmamız gerekiyor bu hayatı yaşarken. Bu hayatın ne kadar yönetilebilir olduğunu bilmek gerekiyor. Teknolojiyi basite almamak, ilmi de basite almamak gerekiyor. Çünkü her şey ilimle mümkündür. Mimitizm diye bir gerçek var. Yani doğayı taklit tekniği. Her şey doğayı taklit edilerek yapılıyor bu dünyada. Bu dünya yansıma. Bu e, malum yapının hikayesi de Allahçılık oynamak. Tabii. En önemli özelliği. Yani dijital tanrılar oluşturmak. Öyle, konu bu. Kitaplar var. Filmler var. Bunlarla ilgili bir dünya çalışmalar var. Niye bunları es geçiyoruz? Hep böyle fantastik film olarak baktığımız şeylerin içerisinde dayatılan bilgiler var. Pozitif ve negatif olmak üzere iki tane var, hepsi var. Bunları okuyabiliyor olmamız gerekiyor. Bunları görebiliyor olmamız gerekiyor ki süreci yönetebilesin. Bunun olacağı, olmuşu ya da nasıl olacağı. Oldu mu olmadı bu bunlar bana göre tamam Murat mesela ee, bunları artık ...yüksek sesle söyleyen arkadaşlardan bir tanesi. Evet. Çok da araştırdık. O, adamın, o adamın da... ...örnek veriyorum... ...hikayesi bu. O adam tekamülü bu. O adam bunları daha yüksek sesle... ...insanlara söylemeyi tercih etmiş. Selam olsun Murat Hoca. Ama bir taraftan da... ...bunlar neden oldu değil. Bakın doğalitenin içerisinde... ...kıstırılanları da görmemiz gerekiyor. Bunların bu kadar... ...dile getirildiği bir yerde... Bunların bu kadar göz önüne konulduğu bir yerde, bu kadar fazla komplo teorilerinin geliştirildiği yerlerde biraz dikkatlerin oraya çevrilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz oraya farkındalığımızı, oraya doğru bir yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyanın şu anki gidişatı hiç iyi değil. Korku mu? Korkmalıyız. Farkında olan kazanır. Yine söylüyor. Farkında olmayan yok olur. Dünya artık bilinç seviyesine göre yapıları içerisinde barındırabilecek yer haline dönüşüyor. Eğer sen birilerinin kontrolünde ve hükmünde kalmaya devam edersen, fişin çekilinceye kadar varsın. Herkesin bugün böyle burun kıvırarak baktığı alanlar, yapılar, davranış türleri bir sonraki gün mahkum olacakları davranış türleridir. Muhtaç olacakları hatta. Herkes buranın profesörü. Tabii hayatımız artık orada. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Herkes Google'a yazıyor. Ya da şimdi yapay zekalar geldi. Konuyu alıyor. Çek GPT'ye yazıyorsun. Bilmiyorum artık neyse. Alıyor. Dökümünü alıyor. Onu bir de güzel ezberliyor. Onun içinde teknikler var çünkü. Ezberliyor ondan sonra çıkıyor anlatıyor. Yani da şu anlaşılmasın. Biz hiçbirimiz teknoloji düşmanı değiliz. Bak o bilinçli olarak ondan sonra tamam okey güzel hoş ama nereye kadarsın biliyor musun? Ben gelir senin fişini çek diyeyim an hadi o zaman konuş da göreyim seni. Hadi o zaman anlat da göreyim seni. İşte o kadarsın. Allah diyor ki ben kulumun sanrısıyım. Evet. Bu kadar küçümsemeyin. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Kim ne kadar Allahçılık oynarsa oynasın. Kim ne yaparsa yapsın. Dünya nüfusunu 500 milyona indirme planı olduğu hep söylenir. Yani şu an 8 milyar olduğunu düşünürsek 7,5 milyar insanın... Plan kuranların en hayırlısı yine Allah'tır. Evet, evet. Ancak Allah da diyor ki ey kulum ben sana akıl, zihin, mantık verdim. Düşünüp tutasın diye öğüt verdim. Akıllı ol diyor. Evet. ferasetini çalıştır diyor tedbirli ol diyor o nasıl gel bana tevekkül et diyor tedbirli olmadan bana tevekkül etme önce tedbir sonra tevekkül bu hayattaysan bu bedene sahipsen bu emanet bedenin içerisindeysen ve bu dünyada bu hayatı yaşıyorsan içinde bulunduğun dönemi okumak zorundasın yaşadığın dönemi anlamak zorundasın yok öyle beni kafama almıyorlar yok ben cahildim doyumadaydım yok böyle bir şey içinde bulunduğun dönemi okumak zorundasın bu kadar basit. Daha ne söyleyeyim? Okumak zorundasın. Mecbursun. Sorumluluk sahibisin. Çocuk yetiştiriyorsun, birey yetiştiriyorsun. Bir kişiden bir şey olmaz bir kişi dünyanın anasını ağlatıyor. Bak Adohitlere. Bir elim maskı düşünelim. Bak ee, elim maskı. Hani, milletin anasını ağlattığı için demiyorum da, e, şimdi bir insan hem Mars'a insan götüreceğim diyor. <laughs> Bana göre milletin anasını ağlatıyor. E ee, yani işte sen söyle hocam. Ee, işte bir yandan Starlink uydularını gönderip, Mesela Starlink uyduları yangın timing kapan tekrar veren. E, şüpheli olduğu şimdi bu sefer biz söylemiyoruz. Bazı şarkıcılar ve e, sosyal medya fenomenleri yazmış demiş ki bu yangınların sebebi Elon Musk'ın uydularıdır. Aa hayret dedim en azından bir şeyler şüphelen ama o mudur bu mudur bilmem. Ama ilk kez birileri Türkiye'de herhalde o zemini yaptık artık. Elon Musk'ın Starlink uydularından şüphelendi. Ha yangın mı yapar, dinler mi, başka bir şey mi yapar ama şöyle bir şey düşünün. Starlink'ler tüm dünyayı kapsamış hocam. Her yerde varlar. Sadece kuzey ve güney kutupta yoklar. Her yeri kapatmışlar. Böyle sıralı bir şekilde. İlginç şu anda dünyamızın üzerinde her yerde Elon Musk'ın uyduları var. Ya yangın çıkarmıyorsa bugün çıkarmazsa 5 yıl sonra çıkarır. Ya da bizi dinlemiyorsa birazdan dinler yani. Her şey olabilir. Ve Elon Musk'ın uydularını sorgulayan Az yok. Az önce bir şey söylemiştik. İçinde bulunduğunuz dönemi okumak zorundasınız. İşte değil mi? teknoloji dönemi. Evet. O teknolojinin bize neler yapıp neler yapamayacağını bilmemiz gerekiyor. Bir telefonla neler yapılıp ya bir şey yapmak zorunda değilsin ama neler yapılabileceğini bilmek zorundasın. Eğer bunu evinin içine sokuyorsan, bunu çocuğunun eline veriyorsan sussun diye çocuğunu başkasının kucağına veriyorsan daha doğrusu onu yetiştirsin diye o zaman bunun ne kadar ileriye gidebileceğini bilmelisin. Bilmiyorsan yakarlar da, çizerler de. Sen de oturursun. Başakadan çekilir evlat dersin. Saf saf yaşarsın. Peki Türkiye'de biz bu uyanışı nasıl sağlayacağız? Yani insanları bu ön nasıl kurtulabilir insanlar? Çok öncelikle, öncelikle herkes dikkat etsin. Bugünlerde her şey için itibarsızlaştırma çalışması yapılacak. Özellikle bu ülkelerde, tüm ülkelerde için söylüyorum. Toplumlar içerisinde aydın zihinler karalanmaya çalışılacak. Bak aydın zihinler memleketlerine, bulundukları alanlara, hitap ettiği insanlara faydalı ve onları bir tık daha ileriye çekebilen insanlar karalanmak için uğraşılacak aynı zamanda. İtibarsızlaştırılmak nelerle? Yapay zekalarla. Çamurat izi kalsın. Yapmaya başladılar mı? Başladılar. Başarılar antrenmanları var. Yapacaklar. Yapacaklar. Sonra başınıza Gelince vay efendim bu niye benim başıma Benim geldi? başıma gelmez demeyecek kimse. Herkesin başına gelir. İçinde bulunduğumuz dönemi okuyacağız. Teknolojide neler yapılabilir? Starlink yapmıştır ya da yapmamıştır bilmem. O teknolojiyle yapılabilir mi, yapılamaz mı bilirim. Ha onu, onu bilirim işte. Yapılır. Peki, eee şu an ha, yaptı yapmadı bilmem. Tabii, Ama tabii. o teknolojiyle yapılır onu bilirim. Hmm. Dünya üzerinde yayılan enerji nasıl şu anda mesela? Yani bir yanda yangınlar, bir yanda kaos. işte orada silolar patlıyor. Orada Rusya Ukrayna birbirine giriyor. Ee, bu hani enerjiyle sen çok hep Şimdi... anlatırsın hocam Bu enerji hepimize sirayet ediyorsa şu an nasıl bir enerji var dünyada? Kaotik. Kaotik bir enerji var ve ee, full anksiyete dolu bir enerji diyor. Herkes şu anda birbirinden şüphe duyar biçimde. Hiç kimsenin hiç kimseye tahammülü kalmadı. Herkesin bir kere inanç sistemi zayıflatıldı. Çok. Şimdi nereye çekiliyor konu? Açlık, kıtlık bilincine. Evet. Bak kıtlık bilincine. Kıtlık silolar yanıyor. Ciddi zahar görecek. Kıtlık bilincine bir insana nereden bunu? Sen şimdi evine ekmek götürememeye başladığında çocuğun açın dediğinde e, senin oradaki İmanındaki zayıflık sana ne yaptırmaz? Bir düşün bakalım. Çocuğun evde sana dese ki ben açım ya. Sen de kapının önüne çıktığında çocuğun için o yemeği aradığında birisi senin eline ben sana bu yemeği veririm ama bunu bunu da yapmanı isterim dediğinde yapar mısın yapmaz mısın? İmanında zayıflık varsa yaparsın. Hiç yapmam deme. E şu an en büyük problemimiz herhalde dinsizlik. Zaten zayıflatıldın. Bak yani neye inandığın önemi yok. İnandığın şeye karşı zayıflatıldın. Yok tek değilmiş. Ne tek dini ya? Hayırdır. Coğrafya diye bir gerçek var. Coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir. Hı hı. Bir insan inanmak zorunda. Bir şeye inanmak zorunda. Bir insana itici gücü inancıdır. Bir şeye inanmadığın zaman kalırsın olduğun yerde. Yakıt bitmiş arabaya benzer bu. Araba sensen, yakıtsa inancındır senin. Peki bu kaotik enerji insana anksiyete başka ne zararsa hastalıklar artar. Öyle değil mi? Hastalıkların hepsi arttı. <laughs> ruhsal olarak göçüntü, ruhsal göçüntünün karşılığı fiziksel bitiş. Fiziksel bitişin karşılığı en ufak bir sıvı müdahalesinde yok Sekente. oluş. <laughs> yani yok oluş. Ya belli. Net. Net net. Yani şimdi mesela geçen, o sıvıları yine Eylül'de, Ekim'de dünyada diyorlar ki tekrar yapacağız. Eris diye bir şey Geçen çıkıyor. birileri biris ismini hatırlamıyorum bir şey paylaşmış. Twitter'da. İşte eskiden Barış Manço, Kayahan, işte Kemal Sunal, onlar bunlar 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 ne kadar güzeldi hiçbiri kalmadı diye yazmış. Ben de şöyle bir şey yazdım. Ya dedim. Barış Manço ve Kayahan'ı dedim kıyıya ayırıyorum. Onlar dedim bu uyuyan toplumun içerisinde bağıran aydınlar. Fakat içinde bulundukları dönem gereği açık açık söyleyemedi. Bu adamlar da şarkılarına sıkıştırıverdi. Hı, hı Bütün sırrı. Sizi uyarıyordu. Bir taraf da sizi İnek Şaban filmleriyle uyuttu. Bugün İnek Şaban filmleriyle uyuyan nesillerin çocukları ortakta geziniyor. Ne bekliyorsun? Ama bunu? Kemal Sunal'ın şey filmleri de vardır. Ya boş ver Allah aşkına. Ama tabii orada yani işte şimdi gerçekçi Şaban olur, ismine inek eklenerek Şaban diye bir nasıl ee, insanlar bu girdi İnsanlar gördüler, evet, bu doğru. filmlerle uyutuldular, oyalandılar abi ya. En hala, çok bilinçlenmeleri gereken filmlerinde hala ya, uyumuyor e, mu? İşte en çok bilinçlenmeleri gereken dönemlerde ne yaptılar? Bunlarla uyutuldular. E bugün kontrol edilemeyen bir nesil var. Silah gibi. Hepsi maşallah. Kuşak kuşak gidiyor ya bunlar. Hı, hı. İşte Z kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı falan falan. Alfalar kontrol Nereden geldi? Niye kontrol edilemiyor? Ana baba kontrol edilemiyor. Niye? Niye abi? Çünkü Şaban filmi izliyordu işi vardı. Uyutuldu. Uyutuldu abi. Şimdi kuşak zaten uyutuluyor. Yani e, neyse bir şey demeyeceğim. Çok ileri gitmeyeyim şimdi. <laughs> Az kalsın. <laughs> Gidiyorum. Olmayacak. Susayım. Yani çok fazla da haddimi açmak istemem. Ama e, birçok şeyde bu toplum üzerinde insanlar uyutuluyor. İstediğiniz kadar uyumuyorum deyin. Uyuyorsunuz ve yediriliyorsunuz. Bu kadar basit. Kendimizi yırttık ya. Yediğine, içtiğine, duyduğuna, gördüğüne, dokunduğuna dikkat et. Mesela e, böcek e, yiyeceklerin geleceğini söylediğimizde yine linç etmiştik. Geçen gün Ersin Özdemir Hoca yayında gösterdi. İsviçre'nin menülerine girmiş köftelerde. Hamburger menüsü yapmışlar. İşte böcekli, işte bilmem neyle, hani neden? Yüksek protein veriyoruz biz size. Göstersenize hocamın şu bayılıyorum bu kahvesini döktü burada bayılıyorum bu hareketinize. <laughs> ee, böcekli e, menüler hamburger menüleri koymuşlar artık. E neden? Güya yüksek protein diye satıyorlar ama 3 e, e, senedir burada bağırıyoruz. En az 3 senedir bağırıyoruz. Ya yani böyle Türkiye'de şimdi geliyor bu. Ya şimdi o meşhur firmalar he. aracılığıyla. Bize genelde çevremiz tarafından yeme alışkanlığımız ben ve yakın çevreme genelde yeme alışkanlığımız üzerinden bize hep böyle bir şaşkınlıkla bakılır. Dışarıdan yemeyiz, dışarıda bir şey yemeyiz, günde bir öğün yeriz, az tüketiriz, tükettiğimizi kendimiz hallederiz, yaparız falan. Aslında benim bu hikaye başlangıcım bu, kendimi korumak için başladı. Her yediğim şey mutlaka bedenimde bir şey oluşturduğunu farkındaydım çünkü bedenime giren bir şeyi hissedebiliyorum. Benim öyle bir özelliğim var kendimde, öyle. Allah vermiş bu yeteneği bana. Bedenime bir şey girdiği zaman o bedenime zarar veriyorsa ben onu hissedebiliyorum, takip edebiliyorum, izleyebiliyorum bedenimde onu. Ne oluyor, ne bitiyor. O yüzden de her şeyi yemiyorum. Her şeyi tüketmiyorum. Her şeyi içmiyorum. İçiyorsam da mutlaka bununla ilgili o yediğim içtiğim şeyin ardından mutlaka bununla ilgili gereğini yapıyorum. Kimine göre e, çok baltalı inanç olabiliyor, kimine göre farklı oluyor. En basit örnek gerçekten bu anlamda bir yemeği tükettiysem enerjisini temizlemek için gidiyorum bu yemeğin sadakasını veriyorum o yemeğe harcadığım kadar parayı bir yere yardım olarak veriyorum hmm. ben bu kendi zihnimde şöyle düşünüyorum onun enerjisel olarak temizledim mecbur kaldım yedim enerji olarak temizliyorum çünkü bana bıraktığı bir enerji var çünkü ben elementten ibaretim fiziksel olarak baktığımda bu beden sebebi bu dünyada ruhumun iletişim kurabilmesi için verilmiş bir araç. Bu bedenim olmasaydı benim ruhum senin ruhunla iletişim kuramayacaktı. Bu beden sayesinde bunu yapabiliyor. Bu beden sayesinde görülebilir oluyor yani. Şu anda bizim ruhlarımız konuşuyor aslında. Bu bedenler sayesinde görülebilir oluyorlar. Hı hı. Şimdi eğer bizim ruhlarımız konuşmazsa biz kontrolü bu bedenlere bırakırsak işte bu zaten bittiğinin resmidir. İnsanların durumu şu anda bu insanların robot bedenleri, kadavraları hareket ediyor, kadavraları yaşıyor. Herkes bedenini besliyor. Güzel görünsün, güzel giyinsin, çok harcasın, öyle olsun, böyle olsun. Botokslar, onlar, bunlar. Ee, daha ileriye gideyim. Programı kesersin, tekrar yayınlarsın. O zaman şöyle söyleyeyim, daha ileriye gideyim. Şimdi mesela kadın erkek ilişkileri üzerinden ciddi oyunlara yönlü, ne ilgisi var diyeceksin. Bunlara o kadar çok ilgisi çok var şimdilik. ki, o kadar çok ilgisi var ki. Erkekler kadın, kadınlar erkek oldu. Ben korkuyorum yakında erkekler regle olacaklar. Oraya doğru gidiyor. Yakında olurlar yani çıkacaktır <laughs> geliyor. Hissettikleri yani. öneye döndü. E, hislerini yaşıyorlar. E, hislerini yaşıyorlar şu anda. E, kadınlar da erkek oldular. Evet. Hislerini yaşıyorlar. Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu da enerjiyle oluyor. Dişil enerji ve eril enerji dediğimiz şey var ya. Bu enerjidir, cinsiyet değildir. Ama bu bir insan bedeninde, makine bedende bu Et bedenin üzerindeki varoluş biçimine göre davranışsal değişimler o çağa çıkartır Başta o duyguyu verir Ondan sonra davranış olarak da öyle davrandırır insan. Hani Hayata metroseksüel erkekler, kadınlara erkekler diye sokular, kadınlara şu da kadınlara şu da yatıldı. Aa kadınsın sen senin neyin eksik? Sen her şeyi yaparsın güçlüsün kadın güçlüdür. Bugün delikanlı kadınlarla karşı karşıyayız. Erkeklerde zaten asla hep meselesi yüzünden kadına muhtaç ya. Çünkü neyse erkekler çok fazla aklıyla hareket etmedikleri için. Ne yapıyor? Sırf onun istediği gibi olabilmek için e, o da kendi kendini yozlaştırdı, değişime sürdü. Kadın gibi davranmaya başladı. Ama farkında bile değiller iki tarafta bunun. Biri diyor ki ben kadınım, biri diyor ki ben erkeğim yok ya. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak abi? Çok güzel söyledin hocam. Nasıl olacak ya? Şimdi böyle bir toplum içerisinde nasıl bir yapı oluşturabilirsin? İstediğin gibi oluşturursun da buradan kontrol edersin. Buradan. Çünkü herkesin elinde. Onun önüne ne vermek istiyorsan onu verirsin. Aynen. Yavaş yavaş, yavaş yavaş o hislere insanları... Sıza sıza, sıza sıza, sıza, sıza. Evet. ben senin zihnini kontrol ederim. Er Öyle, Öyle oldu. Bir de bizim hocalara diyorlar. Bizim muskoca hocalara var ya. Onları ışığıyla arayacaklar. Bu teknolojik büyücüler var ya of. Anasını ağlatıyor ortalığı. Teknolojik büyücüler. Güzel. <laughs> anasını ağlatıyor ortalığı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, bence <laughs> ben de çok keyifli ederim. bir söyleşi oldu yani biz biraz bugün e, bu olayları söyledik ama bu olayların altında yatan sebepleri ve bundan sonrasını biraz insan sosyolojisiyle okumaya çalıştık. Bence %100 öyle zaten insan varsa bunlar var. Şimdi benim o insanın olduğu yerde bu konu oluyor. İnsan yoksa bunu kim görecek? Tabii. Bu konusu bile olmaz. İnsan varsa kıtlık var. İnsanın olmadığı yerde kıtlık olmaz. Korkunun olmadığı yerde cesaret olmaz. Şimdi sen varsan yönetici var. Ben varsam yönetici var. Ben yoksam kim kimi yönetecek? Tabii. Kendi kendim yönetecek. Bunlar mutlaka yönetecek kadar birilerini istiyorlar zaten. O ayrı mesele. De seçim kimin elinde? Yöneten mi yönetilen mi? Evet. Biraz insanı kendi içine dönmesi gerekiyor bunların cevabı için. Kendine bu sorması gerekiyor. Kesin. Tefekkür. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ve MSK'ya çok teşekkür ediyoruz. Tam bütün halinde yayınladık bu videoyu. 15-25 bir yani hocam 40 dakikalık bir video olmuş oldu herhalde. E, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi de unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Biraz e, derinlemesine düşünmek galiba bu meselelere çok önemli. Ve MSK'da biz her seferinde bunu yapıyoruz diğer programlardan farklı olarak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.